Nasıl sunacağımızı kararlaştıralım oyun başlayana kadar. Abi adamda Nami varmış. Adamın Nami oyunu var. Kaan. Ne yapacağız şimdi? Ya bir şey yapmayacağız abi. Oynuyor işte Neyse adam. tamam. Şeyi konuşalım, maçı nasıl sunacağımızı planlayalım. Tamam. Bence şöyle yapalım. Hani Tamam. TBF'de, KMF'de benzerini yapıyorlar ya. Sallıyorum. İşte sen ton balıklı ol. Rogue'u da Regarner olsun. Ben ne oluyorum? Ben Skarlet oluyorum abi. Kabul mü? Tamam. Ha, ben onların hangisinin ne yaptığını bilmiyorum. Ben öyle boş bağırıp çağırıyorum sadece hoşuma giden yerlerde. Tamam işte Tamam. yani benzeri şeyler. Anladım. O zaman şey mi olacak abi? Maçı, fightları ben sunacağım. Burak arkadan o yapacak. Sen Aynen. de inanılmaz oyun falan yapacaksın. Yok, ben daha çok şey yapacağım. Analiz yapacağız biz seninle. Paslaşacağız. Oyunun gidişatı hakkında. İşte ne bileyim build'ler hakkında. Ya da ben Rogue ile paslaşacağım. Tamam, anladım. Arada ben de bağırırım da hani genel anlamda paslaşacağız biz. Tamam, sunuculuk öğreniyoruz arkadaşlar şu an. Son bir dakika maçımızın başlamasına. Şimdi öyle bir heyecan yaratmalıyız ki Berke. Sanki bu maç çok önemliymiş gibi hissetmeliler. Yani sen önemli olmadığını mı düşünüyorsun sevgili Kaan? Dur, şarkıyı şu şarkı olarak değiştiriyorum. Önemli bir maç bu. Arkadaşlar, maça hazır mıyız? Bu maça hazır mıyız? İki takım da deliler gibi çalıştı. Saldırının takımı ve Elvin'in takımı. Bu maç belki de tarihe kazanacak. Herkesin aklında, yarın sokaklarda herkes, esnaf, bakkal, işçi, herkes bu maçı konuşacak arkadaşlar. Bu maç yüzyıl tarihinde görülmemiş inanılmaz bir maç. Geri sayım başladı arkadaşlar. Maçımıza doğru geçişimiz 2 başladı. 1 Dur. Maçımız başlıyor. Başlıyor abi. Ne yapıyorsun? Aa, yeni gördüm. Güzel güzel giriş, güzel giriş. Ne oldu? Ne yaptın Kaan? Hype'liyorum maçı. Bir dakika merak et. Hype'liyorum abi. Birazdan hype'lanacak maç bak. Hazır mısınız chat? Maçı fena ediyorum bu arada. Neyse dur. Kapat abi şunu. Evet Berke. Ciddi bir, heyecanlı bir şekilde maç sunuyoruz abi şimdi. Senden tek isteğim konuşman abi. Herkes konuşuyor. Herkes full motive bu maç için. Directed kamera yapıp rejiye bağlıyoruz abi. Sadece yorum yapıyoruz. Boş yapıyoruz tamam mı Berke? Tamam, Belki kabul. bak bu maç sunmak bir nevi sürekli konuşman lazım. Sürekli bir şeylerden bahsedeceksin abi böyle. Hiç sessizlik olmayacak abi sunarken. Yani ne yapacaksın biliyor musun? Durup durup bir şey soracaksın bana mesela. Diyeceksin ki şu item ne? Bu hareket ne? Sürekli bir şeyler abi. Tamam. Tamam, kabul. Burak aynı şekilde sen de asla şey yaptırtmıyorsun abi. Boş bıraktırtmıyorsun. Sanki böyle tüm dünyanın beklediği maç. Kendimizi bu maçı sunmaya hazırlamışız gibi. Anlıyor musun? Hadi bakayım. Ama maç başlamıyor. Kablar aynı mı ya? Yok değil. Başka oyuncular var. Hemen bir rün değerlendirmesiyle başlayalım o zaman sevgili Kaan. Tabii ki de. Üst koridorun matchup'ı hakkında yani eşleşmesi ve rün tercihleri hakkında ne düşünüyorsun? Şimdi üst koridorda kim var öncelikle? Üst koridorda Shen ve Irelia İrelia. eşleşmesi arkadaşlar. Shen Hortlağın
Pençesi girmiş. Berke, bunun neyini şey yapayım abi? Abi, ikinci olarak tercih ettiği ilk ne bu? Ha tabii canım. İlham konusunda ne düşünüyorsun? İlham konusu Kore'de fena böyle bu ilham alıyorlar abi. Çünkü ilham yani o minyon katledici, yok edici 6 tane verdiği eşya sayesinde yani koridorun hakimiyetini inanılmaz derecede kontrol edebiliyor. Bir minyona onu attığın zaman minyon havaya patlıyor ve aynı zamanda altınını aldığın için ya yani koridorda hangi minyonun ölmesi gerektiğine tamamen oyuncu karar veriyor. O yüzden ilham gerçekten burada Shen için inanılmaz bir tercih olmuş. Ben daha farklı düşünüyorum ama. Yalnız maçı sevgili Özdemir, sen ne düşünüyorsun? Shen ulti atarken odaklanması gereken bir şampiyon. O yüzden ilham alması gerekiyor. O yüzden evet. İlham girmiş yan tarafı. Aynen öyle. Aa, birisi chatte sarhoş mu bu yazmış? Yok değilim abi, merak etme. Ha, normal hali bu. Sarhoş mu? Hala bekliyoruz. Abi bak şimdi chat. Ama siz böyle bana şey oyun başladı tamam. Evet arkadaşlar, burada takımlara ne diyelim Berke? Bana kalırsa bu oyun resmen geçen senenin TBF'si Supermassive ile Royal Bandits maçını hatırlatıyor. Sen ne düşünüyorsun sevgili Kaan? Tamam, kırmızı takım o zaman Supermassive, mavi takım da Royal olsun, tamam mı abi? Ya da tam tersi tamam, olsun tabii. Dur Royal benim takım. Tamam. Sup kırmızı da mavi Royal, takım o zaman. Sup mavi. O tamam. Zaman başlıyoruz abi. Ananı sikeyim. Rezalet. Ufak bir teknik arıza. Yalnız yanlış hatırlamıyorsam Stomage içecekle oturuyordu sahnede. Muhtemelen bir sıkıntı olmuş şu anda bilgisayarında. Hemen sorduruyorum hakemlere. Evet sevgili Rogu, ne düşünüyorsun maç hakkında? Abi ben düşünemiyorum artık. Ben maç hakkında düşünemiyorum. Stomage elindeki içeceği klavyesine dökmüş. O yüzden bekliyoruz. Hala bekliyoruz evet, abi. Yani Stomage gibi bir oyuncudan şu an klavye değişikliği yaşanıyor. Yakışık almayacak bir hareket gerçek yani. Bu seviyede de bir oyuncu klavyesine kola mı döker ya canım? Rezalet. Allah. Ben Royal takımının Bard tercihinde soru işareti görüyorum ya. Yalnız Royal'de Dumbledore'un Bard'ı dünya klasmanı. Onu unutma. Evet, onun altını çizmek gerekiyor. Dumbledore'un elinde doğru. Görüyoruz evet. Bu Bard'ı. Dumbledore'un unutulmaz şeyde. Dumbledore'un Bard'ı. Oyuncuları şey gibi, Royal'deki oyuncularmış gibi anlatacağız bu arada. Pilot, Dumbledore, Armut falan diye, tamam mı? Sup'takiler de aynı. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, şu an Supermassive takımının kompozisyonu biraz böyle hepsi saldırı hasar odaklı bir kompozisyon olduğu için yani Royal'in biraz daha kompozisyonu ben daha çok beğendim Johnny. Sen ne düşünüyorsun? Kısmen katılıyorum. Yalnız Royal'in kompozisyonunda asıl böyle bir tank yok. Yani tamamen AD olması pek etkileyeceğini düşünmüyorum ben oyunun genelinde. Ama tabii 5 kişi ninja tabii çıkarsa bakalım oyun nasıl şekillenecek. Tabii ki de yani ninja tabii zırh verdiği için full fiziksel hasar odaklı olan kompozisyonlara karşı bir numaralı item. Bir numaralı item. Yani ninja tabii yani bu oyunun kaderi ninja tabii ile değişecek diyebilir miyiz? Kesinlikle ben hiç öyle düşünmüyorum. Ben hiç öyle düşünmüyorum. Ninja tabii ya. Ben Supermassive'in direkt Allah Ekber go 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 o atla üstüne kompu kurduk kazanacağını düşünüyorum bu oyunu. Sol yalnız Stomage kırmızı güçlendirmesinden başlıyor. Şu anda orta koridorda ise Frozen'ın ellerinde Zed. Öbür tarafta ise GBM'in ellerinde Galio'yu izleyeceğiz. Frozen'ın Zed'i hakkında ne düşünüyorsun Berke? Frozen'ın şöyle diyeyim. Ben zamanında Frozen'ın Zed'le ne güzel ve ne başarılı oyunlar sergilediğini biliyorum. O yüzden bu matchup'ı, bu eşleşmeyi uzun zamandır bekliyordum. Ben Frozen'ın Zed'inin güzel şeyler yapacağına inanıyorum. Ya Frozen'ın... Ben hemen bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Frozen ve GBM daha önce karşılaştıkları 92 karşılaşmanın hepsini Frozen kazandı. Ay ananı sikiyim. Pardon, GBM kazandı. Vay amına koyayım. Ya. Bakalım, boy yani değişiklik olacak mı? Şu anda heyecan dorukta yani şu an arkadaşlar üst koridorda Armut yalnız Fafabulus'un üstüne Fafabulus bu sezon
Oynadığı 8 karşılaşmanın 9'unda solo kill vererek akıllarına kazındı yalnız Fabulous. Bir şeyler söyleyin. Bakalım bu oyunda ölecek mi acaba? Bakalım Fabulous. Armut'tan Fabulous'u kesmesini bekliyorum en az bir kere. Armut yalnız geçen seneden itibaren bu seneye kadar inanılmaz bir performans artışına sahip. Şu anda Royal forması giyen genç oyuncu. Fabulous'a koridoru zindan ediyor. Yalnız bu sırada Supermassive Wolf yalnız orada Pilot'a adeta siktir lan amına kodum deyip koridordan geri ittirirken yanında Zeitnot ise minyonları kesmeye devam ediyor. Zeitnot hakkında ne düşünüyoruz şu anda? Zeitnot şu anda pardon buyur, sevgili buyur, 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 bir baskın GB'nin başı belada. GB'nin başı belada yalnız counter karşı baş, basın var. Geldi. Aman tanrım closer. Closer Ekarim ölecek mi? Hayır. Yalnız orta koridorda çok yakındı. Zed kimdi amına koyayım? Frozen ya sevgili Rogu. Abi. Sevgili Rogu Frozen orada tecrübesini konuşturdu yalnız böyle tecrübesi konuşurken yan tarafta yalnız Frozen'dan orada bir agresif oyun gelir mi Frozen? Son derece tecrübeli oyuncu geri çıkmayı başardı. Üst koridorda Fabulous kulesinin altına çekilmiş durumda. Armut'un üstünlüğünü görüyoruz. Alt koridorda ise Wolf ve Zeitnot ikilisi adeta nefes kesiyor alt koridoru kazanarak. Şu anda neler oluyor Johnny? O çok beklendik ama ben Zeitnot'un asla lane kaybettiğini görmedim. Bu klasik her oyun sürekli tekrarlanan aynı Elvin'in yayınlarındaki döngü gibi Zeitnot'un sürekli kendi koridorunu kazanması. Evet. O da onun döngüsü işte. Aynen öyle. Şu anda alt koridorda yalnız bir kozmik bir takas var, bir takas var. Ne oluyor Zeitnot? Zeitnot. Dumbledore gayet profesyonel oyuncu oradan sihirli geçiti açarak zıplayıp çıkmaya başardı. Armut tekrar ise Tapa Gang de. Tapa Gang'imiz var. Yalnız kaptan Tapa geliyor, kaptan. Stomage bir baskın, Stomage'den bir baskın. Aman tanrım. Yalnız Fabulous'tan niğrenç oyun. Fabulous yine yaptı yapacağını. Fabulous. İyi denedi. Şu yaptığı hata sayesinde belki de oyunun akışı değişti arkadaşlar. Biz buna kendi aramızda kelebek etkisi diyoruz. Eğer Fabulous orada o flash'ı kaçırmasaydı üst koridorda belki de Armut'un düşeceğini görecektik ve orada inanılmaz bir avantaj kazanacaktı Fabulous ama elinden kaçırarak çok büyük üzülüyor şu anda. Ağladığını görüyoruz ekranlarda kameralarımız. Supermassive tarafı iki summoner kullandı. Supermassive ne tarafı Türkçesi bilmiyorum. Yani iki tane sihirdar büyüsü kullandı. Irelia hiçbir şey kullanmadan çıkabildi oradan. Yani Supermassive seviyesinde bir takımın iki suçla karşılığında bir suçla bile alamaması. Rezalet. Orta koridorda daha iyi, Frozen. Daha iyi oyunlar hak ediyoruz biz. Bu izleyici daha iyi oyunlar hak ediyor. Lütfen biraz daha orta iyi oynayın. Orta koridorda Frozen GBM'e karşı üstünlüğünü kurmuş. Bu arada kapılar çalarken seller akıyor yağmurlar. Boşa bak. Sana gelip. Sevgili Rogu. Buyurun Berke Bey saygılar. Elinizde ilginç istatistik yok mu? Bu maç özelinde. Benim elimde bir Frozen istatistik GBM var. Haricinde. Benim elimde bir istatistik var Berke. Hemen bakıyorum. Evet dinliyorum sevgili Kaan. Alt koridorda Zeitnot oynadığı 12 maçın 12'sinde de karşı alt koridora tam tabına 15 milyon üstünlük kurmuş. Bu kaçıncı dakika için geçerli? İlk 5 dakikada mı? İlk 10 dakika içinde. Yalnız bu inanılmaz bir istatistik sevgili Kaan. Yani benzer bir istatistiği sadece Teddy'de gördüğümü biliyorum ben. Aynen öyle. Frozen bu arada tecrübeli Koreli orta koridor. GBM aynı şekilde. İkisi de yani çok eşit bir karşılaşma diyebilir miyiz? Şu an oyun çok eşit. Ve iki takım da o kadar konsantre, o kadar hırslı oynuyor ki hala bir skor göremedik 7 dakikanın sonucunda ya. Kore oyunlarını hatırlatıyor bana. İki taraf da risk almıyor. Çünkü en ufak riskte tek hatada direkt oyunu kaybedecek hatayı yapan taraf. Aynen i̇ki takım, öyle sevgili Rolu. İki takım da iki tarafta tecrübeli olduğu için bir hata yaptığın zaman bunun geri dönüşü imkansız gibi bir şey bu seviyede. Aynen öyle. Yani bu Bursa Spor Galatikos maçı değil. Royal Sup maçı o yüzden. Ya tabii ki de arkadaşlar ama burada Burak sıçtı ben toparlayayım. Bursa Spor'da Galacticos'ta ikisi de çok sevdiğimiz takımlar. İkisi de yani çok iyi. Kesinlikle. Sadece amaçları farklı.
Yalnız üst koridorda inanılmaz bir fight dönüyor. Fabulous bu takastan üstün çıkıyor. Sevgili Rogu, ne düşünüyorsun? Arkadaşlar bu arada... Fabulous, ben Armut'un birazdan can yenileceğini düşünüyorum. Aldığı eşya sayesinde. Selahatımız var. Ligimizde o yüzden aslında pek de bir şey kaybetmedi. Bu arada Shen'den gelen bu ulti ne oluyor? Aa Allah'ım, orada bir şeyler oluyor. Aman tanrım! Selahat yaparken orada yalnız... Ne oluyor? Royal! Royal double Bandit! Jax. Armut! Armut! Yalnız double kill'i alan kişi Closer, sevgili Rogu. Nasıl? Closer! Yalnız Closer! Fabulous yine istatistiklerimiz yanıltmadı. Oynadığı oyunlarda ilk 10 dakikada bir kere ölmesiyle bildiğimiz Fabulous bu oyunda da bizleri şaşırtmayıp bir kere ölerek merhaba ben de buradayım dedi. Alt koridorda Dumble ve Pilot farmlamaya devam ediyor. Üst koridorda Fabulous biraz geri düşmüş ancak Lord Kraken, ikisinin de aynı eşyalar var şu anda. İkisi de üst koridor, yani üstüne dönmediği için fazla bir değişiklik yok burada. Yalnız Kraken'dan agresif oyun. Ne Kraken'ı amına koyayım, ben ne diyorum. Kimdi o? Armut! Arkadaşlar bir şeyler diyeyim. Abi isimler unutuyorum. Shen! İsimleri hatırlamaya çalışırken ne söyleyeceğimi unutuyorum amına koyayım. Alt koridorda Dumble. Dumble'ın bardağı hakkında söylemek istediğiniz bir şey var mı arkadaşlar? Dumble'ın bardağını en son CLG maçında görmüştük. MSI'da Amerika temsilcisine karşı. Evet. Ne güzel işler başardığını hepimiz hatırlıyoruz dün gibi. Benzer bir performans sergileyeceğinden şüphemiz yok bu maçta da. Ben Dumble'ın Bard'la bir oyun bile düşük performans gösterdiğini görmedim. Dumble yani şu anda oynadığı oyunla gerçekten akıllara kazındı. Yani Dumble'ın Bard'ı dediğinde Faker bile saygı duruşuna geçer. İnanılmaz bir Bard oyuncusu kendisi. Faker'ın Ryze'ı Dumble Doge'un Bard'ı unutmayalım. Ama ben ekran mı vermedim? Pardon abi. Güzel güzel devam et böyle başarı. Evet arkadaşlar, orta koridorda GBM ve Frozen ikisi de karşılıklı. Yalnız GBM'in biraz 4 minyonluk, 6 minyonluk bir üstünlüğü var. O yüzden orta koridorda GBM Frozen'a karşı üstün gelmeyi başardı. Johnny ne düşünüyorsun? Ben neden böyle olduğunu anlamaya çalışıyorum. Frozen'ın kazanması gerekmiyor mu diye bunu? Yani yalnız Frozen agresif oyun. Agresif oyun. Frozen. GBM bakalım orada ölecek mi? GBM ölecek mi? GBM yalnız. Bu nasıl oynayış? Bu nasıl oynayış? İnanmıyorum. Frozen'dan çok kötü bir Frozen. Hata geldi. Frozen yine orada açtı şarkısını ve Frozen'lık yapmaya başladı. Hemen bir Frozen şarkısı alalım arkadaşlar. Hatta Korece mümkünse bakalım var mı? Yok galiba. O zaman Frozen'ı açalım abi. Frozen'dan ulti kullandıktan sonra flashlı o mükemmel bir hareket yapmasını beklerdim ama Frozen adeta gold şaşırttı. Altın seviye bir oyuncu gibi oynadım. Yalnız üst koridorda Fabulous Armut'un üstüne doğru ilerledi. Armut tecrübeli oyuncu. Orada keskin bıçakları tutturdu fakat devam etmeyi tercih etmedi. Alt koridorda minyonlar temizleniyor bu sırada. Ejderha kesiyorlar. Ejderha kesiyor. Ejderha mı? Ejderha yok. Royal Bandits ejderha kontrolünü almış yalnız Zaytlot. Ama Frozen'ın başı belada. GBM, GBM'den inanılmaz bir gal ultisi, GBM'den kışkırtma geldi. Dumble'dan müthiş bir bard ultisi, müthiş bir ultisi, değiştirebilir mi? Aman tanrım, Zed, Frozen'dan inanılmaz oyun, Bard'ı sürekliyor. Zeytlot ne yapıyorsun? Zeytlot, Violet, aman tanrım, Frozen! Zeytlot! Süper pasif, buraya nasıl yazılıyor, inanılmaz! Müthiş bir comeback Frozen'dan geldi. Frozen'dan inanılmaz oyun, Zeytlot'tan inanılmaz oyun. Arkadaşlar şu anda bir tekrarını alabilir miyiz maçın? Dumble Doge mükemmel oynadın ama yetmedi kazanmanıza. Sahnenin tekrarını rejiden rica ediyoruz ama reji bize vermiyor. Reji diyor ki bu yayını da amına koyayım kapat diyor. O yüzden tekrarını size izletemiyoruz arkadaşlar. Bu sırada bütün bunlar olurken Armut, tam bir Armut kuleye vuruyor. Armut kulenin ilk tabakasını alabilecek mi bakalım? Alamadı Armut. O şekilde olmuyor bu arada. Fabulous üst koridora döndü bu arada. Fabulous tecrübeli oyuncu bir ultisiyle 4 asist almayı başardı. Fabulous. Orta koridorda Frozen birazdan üstüne dönmesi gerekebilir. GBM minyonları temizlerken Taldir'in ne yapıyor acaba kim bilir? Berke? Ben Fabulous'un bu ligdeki performansıyla
final performansı arasındaki farkı değerlendirmek istiyorum. Bildiğin üzere ligde habire birebir de verdiğini de görüyorduk. Evet. İyi bir performans sergilediğini çoğu insan söylemiyordu ama şu ana kadar ben çok stabil ve güzel gittiğini düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun sevgili Robin? Yani şu anda Fabulous ilk dakikalarda yine üst koridorda 2-2 takasta kaybettiler ama oyuna geri dönmeyi başardı. Bu arada Sasa 9 hoş geldin. Teşekkür ederim abi. Pozisyon tekrar alsak çok iyi olacaktı aslında az önceki teamfight tekrar. Pozisyon tekrarı teknik bir aksaklık yaşadık. Rejimize ulaşmaya çalıştık fakat reji cevap vermedi. O yüzden tekrarını yapamıyoruz. Alt koridorda, orta koridorda, bu amına... Berke bir şeyler anlat ya. Benim şu şeyler kayıyor, Zed'i ortaya alıyorum yine kayıyor, bu niye kayıyor ya? Tamam düzelttim. Evet, Shen ultisine son 1 dakika kaldı sevgili Kaan. Ben alt koridorda yakında bir savaş çıkacağını düşünüyorum. Ne diyorsun? Eğer Zaytnot 2 tane daha skor alırsa bu oyunun geri dönüşü olmayacaktır Royal Youth. Yalnız şu anda sadece 100 altınlık bir fark var. Takımlar o kadar eşit ki. İki takım da bu duruma, bu işte sahnede oynamaya, bu maç standart seviyesinde durmaya o kadar alışıklar ki oyun hep eşit gidiyor. Hiçbir zaman bu tarz maçlarda bir takımın çok üstün olduğunu göremeyiz Berke. Ya bir takım asla ezip geçemiyor rakibini. Çünkü diğer takım da o kadar tecrübeli. Ve herkes temkinli oynuyor sevgili Kaan. Evet. Hata yapmak istemiyor kimse. Bu seviyede bir oyunda hataya yer yok. Bu seviyede bir oyunda öyle. Hataya kesinlikle yer yok. Bu arada Zeitnote 2-0-2 oynarken Pilot 1-1-0 oynuyor ve minyonları tamamen eşit derecede. Orta koridorda GBM minyonlar biraz üstünlük yakalamış fakat Frozen biraz minyonda geriye düşmüş. Closer'dan orta koridora bir baskın denemesi fakat başarısız. Üst koridorda Fabulous minyonları itmeye devam ediyor. Bakalım bir üstüne kışkırt gelecek mi? Gelmedi. Alt koridorda her şey şu an oyun bir duruldu ya Berke. Kesinlikle şu anda herkes ultilerini bekliyor diye düşünüyorum sevgili Kaan. Evet. Shen'in ultisi geldi, Galio'nunki de geldi. Yakında bir aksiyon çıkacaktır diye düşünüyorum. Evet, bu arada... Shen muhtemelen teamfight için hazırlık yapmak için base'e gitti şu an. Evet. Aynen öyle. Yalnız bu detaylar... Bu çok güzel bir şey yakaladı. Bu detaylar çok Stomage, önemli. Stomage, yalnız Stomage, alt koridorda Stomage! İnanılmaz ulti! Shen! Fabulous'a buraya geliyor. Bart! Dumbledore'dan yine dünya klasmanı bir ulti. Alt koridorda Kaisa'nın 5 abi. Pilot düşüyor. Pilot düşüyor. Skor Zeitnot'a kadar. Zeitnot işte atladı. Zeitnot! Zeitnot'a şey ölecek mi? GBM buraya geliyor. Yetiştirmedi. GBM yalnız burada müthiş bir kışkırt. Aynı şekilde Irelia. Allah'dan bir ulti. Bolt lane'de. Bakalım. Arkadaşlar burada Irelia'nın teleportu buraya hiç oldu mu? Bu Shen'in teleportunu gördün mü sevgili Kaan? Shen'in yalnız ne yaptığını anlamadım. Shen botu ulti attı. Shen botu ulti attı Kaisa'yı kesmek için. Kesildi ve sonrasında direkt TP attı. Yukarıya minyonlar için. İnanılmaz bir oyun. Shen'den akıl dolu bir oyun. Burada yukarıya da üst koridora ışınlar atarak aynı zamanda da kuleye vurmaya başladı. Müthiş oyun. Fabulous tecrübesi deriz biz buna. Üst koridorda kuleye vuruyor yalnız elindeki bıçağıyla sadece yarı can yalnız. Shen yaparken bu oyun sence mantıklı mı? Shen oynarken kuleyi alamayacağı belli. Fabulous tarzında bir oyuncunun bunu çoktan bilmesi lazımdı Johnny. Kesinlikle katılıyorum. Fabulous bence burada bir... Evet. Karar mekanizmasında sıkıntı yaşadı diyelim. Karar mekanizması olarak biraz geri kalmış. Yok öyle demeyelim. Karar mekanizması açısından biraz sıkıntı yaşamış orada Fabulous. Alt koridorda Zeitnot. Ebedi kılıcını bitirmiş. Dakika 17'de ebedi kılıcını bitirmiş bir Tristana. Oha! Artık daha agresif oynayıp kule almaları lazım bir an önce. Bunu bilen Stomach sürekli bot side oynuyor dikkat ediyorsan. Evet. Peki sevgili Kaan, bu oyunu kazanması için mavi takımın ne yapması gerekiyor? Mavi takımın bu oyunu kazanması için Zeitnot'un etrafında bir kalkan oluşturması gerekiyor Johnny. Yani Zeitnot bu takımın hasar kaynağı. O yüzden Zeitnot ölürse Supermassive için işte o zaman kabus dolu dakikalar bizi bekliyor. Peki sevgili Rogue, kırmızı takım kazanmak için ne yapmalı?
Lane'leri pushlayıp sürekli Bardo Lise etrafında oyun yapmaları lazım. Teamfight'ları çok güçlü. Galio, evet. Jax, Bard, Irelia. Teamfight kompi yapmışlar. Onlar sadece ikinci eşyayı bekliyor. İkinci eşyayı aldıktan sonra grup olup sürekli teamfight kovalayacaklarını aynen düşünüyorum ben. Aynen öyle Johnny. Kırmızı güçlendirmesini aldı Clouser. Alt koridora doğru yavaş yavaş yürüyor. Minyonlara bir göz atalım istersen Johnny. Üst koridor eşit diyebiliriz. Orman eşit, orta koridor eşit, alt koridor eşit. Yani şu an oyun tam bir denge içinde. Dengeli sevgili Kaan, nasıl bir eşitlik bu? 20 minyon fark görüyoruz GBM'in tarafında. Frozen'a üstünlük Frozen, durumda. Frozen ne yapıyorsun? Evet. Ejder çıkmadan önce Frozen durduk yere haras yedi. 3-5 milyon fark olabilir ama bunlar önemsiz farklar. Yani 3'ün 5'in lafını yapmayalım. Yalnız bir savaş görüyoruz Johnny. Clouser, Clouser'ın başı belada. Galio'dan inanılmaz ulti. GBM! GBM oraya alabilecek mi? Yakarından inanılmaz ulti geldi. Yalnız Bard, Dumbledore, Jax'i orada kurtarabilecek mi? Aynı şekilde. Dumbledore'dan Zeitnot zıplıyor. Oy. GBM'in başı belada, orada hemen Pilot ne yapıyor? Haznesine kazımayı başardı bu arada. Yalnız Pilot'ın oradan çıkışı olmayacaktır muhtemelen. Storm ne yapıyor? Pilot'ın başı belada, Pilot'ın buradan çıkışı var mı? Hayır, sanmıyorum dostlar. Pilot birazdan. Hop Pilot. Yalnız hadi, öyle amına kodum. Stray'i gördünüz mü? Zeitnot'un Stray'i. Akıl dolu oyun. Zeitnot. Kana susamış bir Zeitnot izliyoruz. Girmeyecek misin? Hayır. Girmeyi düşündü hayır, bu arada. Hayır. Tabii ki de bu arada Infernal'ları basıyoruz. Yandan. Tık tık tık. Alev ejderi. Ama bu maçın Fenerbahçe maçı olmadığında bir hatırlatmakta fayda var sevgili Kaan. Doğru dedin kral. Doğru dedin. Dakikalar 19.38'i gösteriyor ve maçta Supermassive'in çok hafif bir üstünlüğü var. 3 skor üstünlük, 400 altın üstünlük. Yalnız Zeitnot şu anda adeta bir canavar Johnny. Zeitnot'un üzerinde 2000 parası var. 2000 gold'u var. Üstünde 2000 altın. Birazdan üstüne dönecek ve ne alacak? Coşku ve statik bıçak aldı. Ne gelir bu statik bıçakla Johnny? Statik cevher. Statik cevherle ne kasabilir? Yani bir düşünüyorum, en son Kore'de Tristana'ya Rabadon kasıldığını gördüm. Ben Zonya adamları gördüm. Tristana ile içlerine atlayıp insek yapıp Zonya basıyorlar. Mükemmel bir taktik. Zeitnot bunu yapacaktır muhtemelen. Allah Allah. Rabadon tercihi Kore'de şöyle şu şekilde tercih ediyorlar arkadaşlar. Hemen bilgilendireyim. Tristana'nın ultisi yeterek gücü vurduğu için bazı Tristan oyuncuları ender olsa da ultisini ölümcül bir silah olarak kullanıp sadece yetenek gücü kasıyorlar, sadece ultisiyle one shot one kill mantığı. Bu şekilde işlenen bir Tristan oynayışı görüyoruz Kore'de. Ama bizim ülkemizde meta'ya daha henüz girmedi galiba bu. Biraz geriden takip ediyoruz sanırım, oyuncular hazırlanmamış. Tabii ki. Her zamanki gibi. Her zaman geriden geliyoruz biz. Oyuncular sanırım hazırlanmış. Bu arada Clouser Stormage'in ormanına bir selamünaleyküm dedi. Orta koridora doğru Clouser yürüyor şu anda. Clouser genç yetenek çok zorluyor Stomage'i gerçekten. Stomage baskın evet arıyor. Tam bu sırada Standing Yolo 33 de bu nasıl bir boş helal olsun deyip Prime'la abone oldu. Teşekkür ediyoruz kendisine. Yalnız Shen'in ultisi tekrardan geldi sevgili Kaan. Ben yakın evet bir süreç içerisinde Hecarim'in alt tarafa baskın deneyeceğini düşünüyorum. Shen'in ultisi oyunun en çok kaderi, en çok... Bir dakika. Ben yayını kısaca bölmek istiyorum. Evet. Sesleniş yapacağım. Chat be amına koduklarım, baymış olabilir. Ne yapalım, çıkıp hadi gidiyoruz falan mı diyelim. Adamlar oynuyor lan amına koyayım. Devam ediyoruz. Kısa bir teknik aksaklık yaşadık. Evet. Clouser'ın üst koridora bir yardım etmesi lazım. Üst koridora bir Clouser'dan artık İrelia etrafında oynaması lazım. Ama Clouser botlane'in peşinden ayrılmıyor. Neden? Çünkü Dumbledore ve Pilot var takımda. Evet. Dumble ve Pilot alt koridorda. Yani Clouser şu an ekranlarımızda bir üstte bir altta. Clouser nereye gideceğini şaşırmış durumda şu anda. Üst koridora mı gitmeliyim? Alt koridora mı gitmeliyim? Orman mı dönmeliyim? Orta koridora yardım mı etmeliyim? Ne yapmalıyım? Hasta olup TBF'de kayıp mı etmeliyim? Bunlar kafasında dönüyor şu anda Clouser'ın.
Alt koridorda Zeitnot üstünlüğünü korumaya devam ediyor aynı şekilde. Bu sırada GBM orta koridoru Closer'ın yardımıyla ittirip istiyorlar, orayı istiyorlar. İstiyorlar Johnny, alırlar mı Johnny? Alamamaları lazım. Kapatıyor, kapatıyor. Storm, Storm geldi. Shannon Pissi, Fatbomurus burada. Fatbomurus burada yalnız. Shen? Stone Age oradan çıkmayı başa aldı. Nasıl olur? GBM geldi. GBM inanılmaz. Zeitnot çok güzel geldi. Zeitnot tavşan gibi zıplıyor yalnız. Zeitnot burada. Burayı taşımaya geldim. Açın dedi. Patron benim. Baba benim. Bu oyunun kitabını yazan benim. Siktirin gidin dedi. Siz giderken ben dönüyorum dedi. Ve Zeitnot baba. Burada 3'te 3 tane skor almayı başardı. Supermassive orta koridordan ilerliyor. Yalnız Dumbledore'dan dünya klasmanı bulti geldiğine 4 kişiyi zonyalaştırdı. Yalnız kaçan bir kozmik var. Frozen'dan göbek gölgesi ve Shuriken izledik orada. Kaisa'dan mükemmel bir uzay W'su geldi ve Tristana şu anda nehire doğru ejderhanın etrafında görüş almak için yola çıktı. Bu sırada Fabulous üst koridora doğru devam ediyor. Beynim eridi benim bu arada arkadaşlar, yardıma ihtiyacım var. Diyecek fazla Zaten bir şey bulamıyorum oyun 3000, hakkında. 3000 altın base'e gitti. Bakalım ne alacak. Evet bakalım. Oy! Bir beni almamışsın amına koyayım. O ne? Bombardıman topunu tercih etti ve neredeyse bir bombardıman topu kadar biraz eşya alıp üstten çıktı. Hemen şey yapalım. Şuraya şöyle. Bir saniye arkadaşlar. Üst koridor maçı anlat. Maçı anlat Buraksan. Çabuk bir şeyle uğraşıyorum. Üst koridorda Fabulous kaçıyor. Closer'dan flash. Fabulous harika bir flashla geri döndü. Ne oluyor? Ölecek mi Fabulous? Ölme, yine mi öldün? Yeter, sürekli seni ölü görmekten sıkıldım. Olsun, olsun. Güzel zaman kazandı. Bu sırada Supermassive ejderhayı katletti. Oyundaki en objektifler gereksiz... etrafında oynayan Supermassive'i görebiliyorsun yalnız sevgili Özdemir. Royal Youth kill kovalarken Supermassive objektifler etrafında oynuyor Royal ve Yotun... hanelerine bir ejderha yazıyorlar. Royal Youth'un buna ihtiyacı var ama. Şu an gerideler oyunda. Takım savaş yapacak durumda değiller. O yüzden shutdown gold'larını kovalamaları lazım. O yüzden yapıyorlar sanırım bunu. Kesinlikle katılıyorum. Frozen'ı bıraktılar mesela şu an. Evet arkadaşlar Frozen, bu arada... Frozen'da bir de bir gank girişimi. Mid'de Frozen. Frozen'den inanılmaz ulti geldi. Frozen mükemmel oynadı. Arkadaşlar Royal tarafı mükemmel siz de oynadı şu burayı. Anda Twitch'te bir oylamamız açılıyor. Buraya katılabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle bir oylama. Hemen alttan çıktı. Şöyle çıp. Oylamamızda Twitch ve YouTube sizden katılabilirsiniz. Bu da böyle bir oylamaydı. Evet Sayın Berke, sen ne düşünüyorsun maç sonu hakkında? Ben Zeitnot'un bu maçı tek başına taşıyacağını inanıyorum. Lulu ve Shen'i arkasına aldığı takdirde ben Supermassive'in kaybedeceğini düşünmüyorum bu maçı. Ya ona şüphe yok zaten. Işıklar şu anda Zeitnot'un üstüne 7-1-5 oynuyor. Ebedi kılıç, bombandırman topu, coşku, saldırı hızının çizmeleri, adını unuttum. Ya şu anda bu Tristana'yı kim durduracak? O Tristana'yı durduracak tek bir isim var. Ama o da TCL'de oynamıyor şu an. Kim? O yüzden bu maçı Uzi. O Zeitnot'u şu an tek durdurabilecek isim Uzi. Ama ne yazık ki bizim ülkemizde oynamadığı için o Zeitnot'u durduracak hiç kimse yok. Maçımız kaldığı yerden inanılmaz heyecanlı, inanılmaz bombardıman, müthiş bir maç olarak devam ediyor. Sunucular olarak biz de ilk defa bu kadar Stomage, heyecanlı... Stomage arkadan geldi! Stomage! Armut. Yalnız Armut orada oynar mı Armut? Armut oynar mı? Geldi, Armut! Armut gibi yapıştı. Zeitnot'un müthiş oyununu gördünüz. Evet Zeitnot adeta... Armut dalda yalnız asılsın... Yalnız Royal Youth'dan pingler geliyor. Yarrağımın başı nasılsın dedi Armut'a. Dalda diyecek bir şey yok Zeitnot'a. Armut! Hiç beklemiyordu Stomage'in arkasından çıkmasını. Heyecanlanıp minyona teleport attı. Armut'tan biraz panik bir hareket gördük. Heyecanlandı. Zeitnot kule canavarı Zeitnot kulelere öyle bir vuruyor ki kule bir Zeitnot'tan bir yerden yiyor. Zeitnot kuleden hasar alırken Wolf varken Zeitnot'un ölmesi sizce de çok zor değil mi arkadaşlar? Çok zor, imkansız olduğunu düşünüyorum ben.
Evet, Wolf bu maç bütün destek eşyalarını tamamlamış. bu maç Zeitnot nasıl bir oyuncu olduğunu tüm dünyaya gösteriyor arkadaşlar. Frozen deseniz o da aynı şekilde. Şu anda Royal Youth tarafında tek umut, tek bir umut görüyoruz. O da Kai'Sa'nın biraz daha eşyalarını alması. Çünkü Kai'Sa güçlendiği zaman inanılmaz güç patlamasına ulaşıyor. Yaşıyor. Patlıyor Kai'Sa böyle. Patlıyor abi. İnanılmaz ya. Berk, diyecek bir şeyin var mı abi? Benim ilgimi çeken bir şey var şu an oyunda. Tabii, evet. Buyur Rogu. Dumbledore neden ayakkabı kullanmıyor, onu merak ediyorum ben. Dakika 30 olmuş, henüz ayakkabı almamış. Yalnız tekrardan bir... güzel bir biti. Ortada fight. Dumbledore'ın beşi beraber Dumbledore tecrübeli oyuncu. Güzel bir sıçra atıp öldü. GDM kaçmaya çalışıyor oradan. Muhteşem bir sıçra geldi. Closer ne yaptığını bilmiyor. Hemen oradan üstlerine atlayıp geri çıktı. Zeitnot yalnız. Zeitnot. Bırakmaya hiç niyetli değil Zeitnot. Zeitnot'un hasara bakar mısınız arkadaşlar? Bu nedir ya? Üzerinde hala 2500 altını var cebinde. 8 yıllık sunuculuk mezara hayatım boyunca böyle oyun görmedim arkadaşlar. Bu üst düzey. Bu arada Closer kırmızı güçlendirmesi çıkıyor çok ve... Çok sinsi, çok sinsi. Hiç onu bırakacak gibi durmuyor Closer. Gözlerinde kırmızı ateşler görüyorum Closer'ın. Closer. Yalnız Closer son anda aldı. Frozen tecrübeli Koreli ormancı, oyuncu pardon. Her yerde tehdit Frozen. Midde orta koridora tehdit gidiyor rakip. Kırmızı ya, güçlendirme orada tehdit. Oyundaki varlığıyla takımına güç veren başka bir oyuncu daha tanımadım Frozen'dan başka. Frozen'da tam bir liderlik özelliği var Johnny. Peki adam Frozen. Ve rakiplerini donduruyor. Beyinlerini donduruyor onların. Beyinlerini. Dondurmuş. Bu arada ısrarla Dumbledore bot almıyor. Bu konu hakkında ne düşünüyoruz ya? Ben bu Dumbledore'un bardını şöyle hesaplıyorum. Bota ihtiyacı yok. Çünkü... Sizi ayakkabı giymeden denerim mi diyor yoksa? Yapacak bir boş bulamadım Johnny. Ne oluyor? Stomage! Ooo! Stomage mi? Yana zıplamayı tercih etti. Orta koridordan süper masif. Şu anda Royal Youth'un cephesine doğru saldırmaya hazır bir şekilde Dumbledore minyonları Bart'la bile tutarım diyor. Üst koridorda Armut'un başı velada. Armut Fabfabulous'un üstüne gidiyor. Yalnız Fabfabulous, Armut'a sen kimsin yarram diyor. Aynı şekilde vuruşmaya devam ediyorlar. Fabfabulous putakasının üstün çıkan taraf oluyor. Stomage Fabfabulous'un tarafına doğru geldi. Belki burada Armut bir hata yaparsa öldürürüm mantığıyla. Üst koridora doğru süper masifden rotasyonlar. 3000 altını var, artık harca şu parayı be adam. Mezaramı götüreceksin be oğlum. Devam ediyor şu anda. Bak, bana mısın demiyor, şuna bak. Hipnotize oldum. Yarılıyorum, baydım. Beyinleri diye yazan arkadaşlar. Aynı hisleri ben de sizinle paylaşıyorum şu anda. İnanılmaz bir maç izliyoruz. Ne yaptığımızı bilmiyorum. Müthiş oyun. Johnny, Berke konuş. İyi oyun. İyi peki, oyun. Benim bir sorum var. Supermassive'in bu kuşatma kompozisyonu karşısında Royal Youth'un vereceği cevap nedir sevgili Rogue? Şu an tam takım savaşı denemeleri gerekiyor. Kai'Sa 3. eşyasını aldığında. Şu an takım savaşı yapmaktan başka şansları yok. Peki nasıl yapacaklarını düşünüyorsun? Sence Dumbledore'un ultilerine mi güvenmeleri gerek? Dumbledore'un ultisiyle bir takım savaşı başlatabilirler. Orta koridorda push avantajını lane ittirdikten sonra Vision alıp Irelia'nın, Galio'nun TP atmasını sağlayabilirler. O şekilde sürekli bir şey denemeleri lazım. Onların başlatması lazım fight'ı. Royal kendisi başlatmazsa fight'ı kazanma şansı görmüyorum. Peki iki bot lane arasında, iki alt koridor arasında yorum yapacak olsan, lig süresini boş verdiğimizde finale bakarsak ne düşünüyorsun sevgili Rogu? Ben Supermassive bot lane'in çok daha önde olduğunu düşünüyorum. Çok daha tecrübeli isimlerden. Ya, ballandıra ballandıra konuşmanız lazım bu arada. Neyi ballandıracağım? Zor konuşuyorum amına koyayım. Nefes alamıyorum. Abi tamam dur. Yalnız Stomage'nin %100 skor katkısı da var. Bunu da söylemekte fayda var sevgili Kaan. Müthiş! O kadar ileri geri konuşulduğu lig zamanında hakkında ve bütün söylemleri boşa çıkaran bir performans sergiliyor kendisi. Yani Stomage şu anda
Ön yargıları yıkıyor diyebilir miyiz tam olarak? Kesinlikle. Evet yani... Yalnız Armut'un Fabulous'la bitmeyen bir savaşı söz konusu. Aynen öyle. Bu ikisi de tecrübeli oyuncular bunların. Fabulous ve Armut. İkisi de üst düzey. Ligin ilk 5 en iyi top laner arasında gösteriliyor bu iki isim. İkisinin de geçmiş takımlarda oynadığı, yaptığı oyunları, inanılmaz oyunlar oynuyorlar bunlar. Yani şu anda bu maç nefesler tutuldu. Heyecan dorukta. Kimin kazanacağı asla belli değil. Tek bir hataya bakıyor şu an. Tek bir hatalı diğer takım evet, kazanacak. Artık sevgili de... Rogo, bir şey sormak istiyorum. Tabii, buyur. Tabii ki buyur. Senelerin destek oyuncusu olarak Bard'ın şu an aldığı gezgin çizmesi tercihi hakkında ne düşünüyorsun? Çok zamanda alınmış bir çizme. Kesinlikle dakika 5'te alsa çok daha etkili olabilirdi. Ama ne gerek var? Bu dakikada alıp daha hızlı koşabilir. Yani şu anda Bard'ın bot tercihi bu oyunun kaderini değiştirebilen ender botlardan arkadaşlar. Yani Bard bu botu 30. dakikada evet, tercih bir savaş etti. Geliyor yalnız sevgili Kaan. Zeitnot. Ya hak dedi ve üstlerine zıpladı. Yalnız GDM Zeitnot olabilecek mi? Zeitnot'un başı veya da Zeitnot pozisyon hatası yaptı. Eğer Zeitnot ölürse bu Super Basin için felaket olur. Galio GDM inanılmaz girdi. Zeitnot öldü. Bu fight Royal Ultra olacak galiba. Yalnız arka tarafta Frozen. Fabulous, Fabulous takımını sırtlıyor. Fabulous hala hayatta. Fabulous, GBM eğer Fabulous'u öldürebilirse Fabulous, bu tutuyor, Super Massive için 4'e 0 bir takas oldu. İnanılmaz bir fight. İnanılmaz bir takım savaşı. Bu neyi böyle? Bu... Kesinlikle bir hata çerçevesinde dönen bir oyun daha. Üstüne bir de Baron ekleyecekler. Bakalım oyunun gidişatı nasıl olacak sevgili Kaan. Yani gönül ister ki Royal Youth yani Elvin'in takımı kazansın. Ama... Bu Baron'dan sonra gerçekten hala umut var. Royal Stomage deniyor, Stomage deniyor, Stomage deniyor. Yalnız bu Stomage bu Baron'u çalamaz. Şu anda oyun Royal Youth öne geçti. Stomage. Peki bu oyundaki Padden, aman Zeitnot hakkında ne düşünüyorsun sevgili Kaan? Bu son savaş nezdinde bir yorum getirecek olsan performansını Zeitnot, nasıl değerlendirdin? Zeitnot çok heyecanlandı. Zeitnot heyecana kapıldı. Kazanıyoruz sandı yalnız oradaki kilit ismi gördün mü? Oradaki kilit isim Armut. Fab Fabulous'un üstüne keskin bıçaklarını bıraktıktan sonra Fab... Aa benim beynim error verdi daha fazla yapamıyorum. Benim error verdi. Error'u yedim arkadaşlar. Dınk. Kaldım böyle diyecek bir şeyim yok. Ben Burak... sevgili Rogan'ın bu maç nezdinde konuşmaya devam edebileceğine inanıyorum. Ben Zeitnot'un son takım savaşındaki performansından hiç memnun değilim. Hiç onun klasına yakışmayan bir şekilde peki, oynadı. Peki yaptığı hatayı özetleyebilir misin sevgili Rogo? Sen Zeitnot'un son savaşta yaptığı ya da yapamadığı şey neydi? Takım arkadaşlarından yardım alamadı. O yüzden ileri tarafından zonlandı, ileriyi kesemediği için de risk almak zorunda kaldı, hata yaptı. Rakip takımın içine daldı. İçeri flash atıp Kayseri yaptığı... kesmeye çalıştı ama kesemedi. O yüzden sattı aslında. Zeitnot'un yaptığı bu hata Baron'la sonuçlandı. Ve Baron mu? Alt koridorda Frozen. Yalnız Armut'un üstüne gidiyor. Bile bile. Yalnız Armut. Armut buradan Frozen alabilecek mi Armut? Armut çok önde. Armut çok önde. Yalnız Armut'tan beklenmeyen bir hata gördük. Normalde Zed'in öyle bir girişten sonra kesin ölmesi beklenirdi. Fakat Armut ne yaptıysa artık öldüremedi. Frozen'ın hayatını bağışladı. Frozen çok mutlu. Çünkü ölmedi. Ve buradan da konuyu nereye bağlıyoruz Berke? Zeitnot botta minyon kesiyor. Kırmızı güçlendi güçlendi. Nasıl da kesiyor? Yalnız Zeitnot LCK tekrar girmeyi düşünüyor. Evet Zeitnot. Closer Zeitnot'un 5'i belada. Zeitnot öldü. Vol öldü. Şu anda bu hata maçın sonu mu olacak arkadaşlar? Trolledi. Bu hata maçın sonu mu olacak? Baron güçlendirmesi var. Zeitnot'tan çok kötü bir hata geldi. Eğer şu anda 3 kişi oyun tutamazlarsa Royal Youth oyunu bitirebilir. Closer Zed'in üstüne gitti. Closer Zed'in ultisi yok. Frozen. Frozen oradan çıkamayacak mı? Hayır, Frozen'dan da inanılmaz bir hata. Bu maçın sonu olabilir. Çerezlerinizi kolalarınızı alın. Çerezlerinizi kolalarınızı alın. Çok güzel dönüyor yalnız bitecek maçı. Mi? Arkadaşlar bitecek mi?
Bu karşıda defleyecek kimse yok. Bitirecek yerde. Orada bağır, çaresizlik pat bombunu tutmaca düşüyor. Pat bombunu hayır. Hayır. Stomage de başımı aldı. Stomage de bitiriyor. Süpermasif. 4 kişi ölü. Pat bombunu hala hayatta. Pat bombunu kahraman olabilecek mi? Süpermasif de herkes ölüyor. Yalnız eğer oyunu bitirilebilecekler mi acaba? Şu anda herkesin merak ettiği tek sorun GBM. İnanılmaz bir kronometre. GBM'in başımı aldı. Zeitnot comeback mi geliyor? Zeitnot zıplıyor. Tavşan gibi sekiyor ama... Ne fayda, Royal Youth midden inhibitörü aldı, üstüne 2 tane kule aldı. Bir tane. 2 değil. Zeitnot son takım savaşındaki yaptığı hatanın üstüne bir silkelenip kendine gelmiş gibi bir hali var. Benim de beynim error verdi şu anda, ekrana boş boş bakıyorum, oradan Berke'nin konuşmasını bekliyorum ama Berke de fena laglı herhalde, errorlu. Ben de boş boş bakıyorum. Yalnız Closer'ın eşya seçimi hakkındaki yorumlarını merak ediyorum Özdemir Bey. Hangi eşyadan bahsediyorsun? Hextech. Hextech silah kılıç hakkında. Bir ormancıda görmeye alışkın olduğumuz tercih değil bence. Evet, en son Hextech evet. Gördüğümde Urf'taki Urf modunda şampiyonlar alınıyordu genelde. İlk defa evet, yani... Sihirdar Vadisi'nde gördüm. Yalnız bu eşya şu ana kadar iyi çalıştı. Çalışmadığını söyleyemeyiz çünkü Hextech'in aktifi biliyorsun adamın üstüne sıkladığın an şınk. Hasarı bırakıp yavaşlatıyor. Yani bu da ne demek? Zeitnot'u attığı zaman Zeitnot'un hareket mekanizmasını durduruyor ve yerine sabitlerken onu yan taraftan da gelen yağmurlar neler oluyor dünya? Boşum kalmadı Berke. Boşla. Evet. Maçın geneline bakıyoruz. Yaklaşık 10 dakika önce Supermassive'in ezici üstünlüğü varken şu anda Royal Youth son gaz baskı uyguluyor. Bakalım Zeitnot bu maçı evet. Taşıyabilecek mi? Sevgili yukarıdan geliyorlar. Yukarıdan geliyorlar. Üst koridorda yalnız Pilot Kule'den bir vuruşluk hasar yedi Zeitnot. 9-3. Zeitnot'un şu anda pozisyon hatası yapmazsa Supermassive tarafında güzel bir takım savaşı izleyebiliriz. Fakat Supermassive çok dağınık oynuyor bu takım savaşlarını yaparken ve birileri savaşa girmeden yakalanıyorlar. Yani Supermassive'in şu anda en büyük oyunda yaptığı yanlış yakalanmak. Özellikle Zeitnot. Peki sevgili Kaan, ufak bir konuya dikkat çekmek istiyorum. Tabii hatırlarsan ki. Bart gezgin çizmesi almıştı dakika 33'te. O dakikadan beri Royal Youth evet. Ezici bir üstünlük kurdu oyunda. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Evet, bu konu hakkında Bart... Frozen Heart almış. Donmuş yürek. Bu item, bu eşya ne zamanlar alınıyor? Karşıda Frozen varsa. Frozen'ın counter'ı Frozen Heart. Kalbini söküyorsun Kaan, Johnny. Ya bu da yapılabilecek en büyük boşlardan da kendime bir alkış bekliyorum. Evet, şu anda Baron etrafında bir oyunlar izleyeceğiz sanırım. Jax şu anda durdurulamaz derecede güçlü. Eğer üstüne dönerse koruyucu meleğini de alacak görüş ve... Görüş lazım. Closer, Ooo. Evet, şu anda bir pusumu izleyeceğiz. Süper. Yalnız ben bir spoiler aldım Kaan Bey. Bu maçın gidişatı hakkında... Verme. Yalnız şu anda inanılmaz bir takım savaş oluyor. Stomage'in başı belada, Stomage düşüyor. Zeitnot, Frozen düşüyor. Şu anda Royal Youth bu takım savaşını kazanacak mı? Closer vuruyor. Closer'dan inanılmaz oyun. Pop-Domus düştü, Zeitnot düştü, Volt düştü. Katliam geliyor. Ve maçın sonuna doğru geçiyoruz. Artık bu maçı Royal Youth istiyor. Acaba bitirebilecekler mi? Karşıda 5 kişi ölü. Nexus açık. Acaba bitirebilecekler mi? Acaba bitirebilecekler mi arkadaşlar? Karşı tarafta 5 kişi ölü, oyun tutabilecek kimse yok ama acaba bitirebilecekler mi? Son kule düşecek mi? Kuleye vuruyorlar. Deniyorlar. Yapacaklar mı Johnny? Vuruyorlar mı? Nexus'un son kuş geliyor. Royal Youth bu maçı kazanıyor. İnanılmaz oyun Royal Youth'tan. Ben bu performansı sadece alkışlamak istiyorum. Ben bu performansı, bu maçın bitmesine çok mutlu oldum. Çünkü...